Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin meşruiyeti yoktur. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemezler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir başbakan yolsuzlukları savunmamıştır. Yolsuzluk yapanlara sahip çıkmamıştır. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yolsuzlukları savunan bir başbakanla karşı karşıyayız. O nedenle bunun meşruiyeti yoktur artık. Topal ördek hükümetidir bunlar. Ahlakı içselleştirmemiş olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ahlaksızlığı olağan bir şeymiş gibi topluma kabul ettiren bir hükümetle karşı karşıyayız. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu Sayıştay raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne neden gelmiyor? Neden Sayıştay raporlarının gelmemesi için özel çabalar harcadılar? Neden Sayıştay raporları meclise gelmesin diye özel yasalar çıkardılar? Ve biz Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını bile bunlar okumadılar. Türkiye bu sürecin içinde. Köy köy geziyor. İl il geziyor. Çeteler var diye bağırıyor. Çete reisi sensin. Kime bağırıyorsun sen? O vatandaşın sana ödediği 5 kuruşu, millet için harca diye ödediği 5 kuruşun hesabını vermiyorsun sen. Bıraktık 5 kuruştan vazgeçtik. Milyarlarca dolar götürüyorlar bunlar. Benim merak ettiğim şu. Bunların gözünü kaç lira doyuracak acaba? Emin olun merak ettiğim o. Milyar dolarlarla doymuyor bunlar. Haram paraya bu kadar alışmış bir kitle, bir siyaset anlayışı nasıl olabilir? Ahlaktan bahsediyor. Hangi ahlaktan bahsediyorsun sen? Ahlaksızlığın daniskasısın sen. Gayet rahat söylüyorum. Keşke mahkemeye verse. Veremez. Emin olun veremez. Bütün rezilliklerini işteyse mahkemede dökelim ortaya. Ahlaksızlığın bu kadarını ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmedim.